Herkese merhaba. Herkese merhaba. Umarız iyisinizdir. Evet, bu karantina günlerinde herkese sağlıklı, güzel günler dileyerek başlayalım o zaman. Bugün size bir haber vermeye geldik. 27 Nisan itibariyle... Asya hamile değil. 27 Nisan'da, hayır o değil. 27 Nisan itibariyle Almanya'da korona yasakları bir tık azaltılıyor ve hayata dönüş başlıyor koronadan sonra. Ve biz bu süreci size anlatmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de çok fazla insan aynı bizim burada beklediğimiz gibi normal hayata dönmeyi bekliyor korona sonrası. Biz buradaki süreci sizinle biraz paylaşmak istedik. Bu sürecin ne kadar doğru yürütüldüğüne de birlikte karar vermek istiyoruz. Çünkü bu konuda biraz kararsızız. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Yani birlikte karar verelim. Almanya'nın şu an yaptığı, Alman hükümetinin yaptığı şu an doğru mu, değil mi? Biraz da onu tartışalım istiyoruz. O zaman başlayabiliriz. Bugün günlerden 26 Nisan ve biz 20 Mart'tan beri karantinadayız. Daha doğrusu ondan önce de evden çıkmıyorduk ama devletin, daha doğrusu Bavyera'nın kararı 20 Mart itibariyle karantinaya girilmesiydi. O gün bugündür sıkı tedbirlerle karantinadayız. Aslında 20 Mart'ta bizim tabirimizde yumuşak bir sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi bir flashback yapıp geriye 20 Mart'a dönüp 20 Mart'tan bugüne ve pazartesi alınan kararlara, yani yarın alınacak kararlara doğru bir yolculuk yapalım. 20 Mart'ta size, ne oldu anlatalım. Aynen bunları anlatalım. Anlat bakalım 20 Mart'ta ne oldu? 20 Mart'ta bizim tabirimizle Bavyera'da, çünkü Almanya'da bu kararlar eyalet eyalet verildi ve 20 Mart saat öğlen 12:01 gibi Bavyera eyaleti başkanının 1,5 saatlik bir açıklamasıyla beraber Bavyera eyaletinde bizim tabirimizle yumuşak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki bu yumuşak sokağa çıkma yasağı neydi? Biraz da ondan bahsedelim. Evet, 20 Mart'ta bu açıklamada şunlar söylendi. Kesinlikle telaş yapmayın. Marketler, eczaneler açık olacak. Hatta marketlerin açık kalma saatleri uzatıldı. Sokağa eğer aynı evde yaşıyorsanız birlikte çıkabilirsiniz. Parklara ve dışarılara, sokaklara daha doğrusu spor yapmak adına. Fakat sizinle aynı evde yaşamayan kimseyle görüşemezsiniz dendi. Ve onun dışında bütün restoranlar, barlar, publar, spor salonları kapatıldı. Restoranlar sadece dışarıya yemek servis etmek üzere açık kaldı. Bu 20 Mart günü olmuştu. O gün bugündür de bu kurallarda değişen bir şey yok. Peki marketlerde raflar bu karardan sonra boşaltıldı mı? Aynı Türkiye'deki gibi, biraz da ondan bahsedelim. Tabii ki boşaltıldı. Biz akşam 7 gibi gittik markete. Öğlen 12 gibi açıklanmasına rağmen bir 7 saat bekledik ki hem biraz kendimiz sakinleşelim hem de bizden daha yaşlı olanlar o sırada market alışverişlerini yapsın. Gittiğimizde aynı Türkiye'deki gibi ekmek, maya, makarna, bu tarz temel ihtiyaçlar tüketilmişti. Bitmişti yani marketlerde. Ama Türkiye'den farklı olarak bizim gözlemlediğimiz, o insanlarda o telaş ve korku yoktu galiba bu kadar. Ama onun dışında aynı şekilde herkes tabii ki de tuvalet kağıtlarını vesaire saldırmaya devam ediyordu. Evet, bunun nedeni de aslında bu Bavyera eyalet başkanının o 1,5 saatlik açıklaması aslında biraz daha insanları telkin etmeye yönelikti. Neden? Çünkü her şey açık bir şekilde anlatılmıştı. Marketler uzun açık tutulacak, eczanelere yine gidebileceksiniz. Yani aslında temel ihtiyaçlarımızda pek bir değişiklik olmayacağını söylemişti. O yüzden de hani biz de sakin kalabildik. Tabii insanlar yine hani ister istemez hani saldırma, o yani hani yağmalama dürtüsü ister istemez içgüdü. Gidip aldırmış insanlar onu. Biz de sonra galiba 2-3 gün sonra tuvalet kağıdına erişebildik. Onun dışında makarna ve una erişebildik birkaç gün sonra. Maya hala yok bu arada. Hala maya yok. Nereden baksanız 1-1,5 ay gibi bir süre geçti. Maya bulmakta çok zorlanıyoruz. Marketlerin kapısına yapıştırmışlar ama onun dışında her şey var. Aynen. Türkiye'de anne babalarımız şu an mayaları kendi evlerinde yapıyorlar bu arada. Bu arada ilk yasaktan bugüne değişen iki şeyden bahsedelim. İlkini ben söyleyeyim. Buraya yazmıştık. 20 Mart'ta yasak, 20 Mart'ta sokağa çıkma yasağı yumuşak olan ilan edildi demiştik. 23 Mart'ta, yani ondan 3 gün sonra Bavyera'ya özel izinli olanlar dışında giriş çıkışlar aynı şekilde yasaklandı.
Bir sonraki kararsa insanların parkta güneşlenmesi ve piknik yapması yasaklandı. Bu da bir nevi aslında Bavyera eyaletinin kervan yolda düzülür mantığı ile ilerlediğini gösteren bir karar. Çünkü ilk alınan kararda parklara giriş çıkış her şekilde serbestti. Daha sonradan insanların bunu tamamen sosyalleşmek için, yani bir gartınlara gitmek yerine insanlar parka gidip piknik yapmayı tercih edince sosyal mesafede hak getire. Öyle olunca Bavyera eyaleti de piknik yapmayı ve güneşlenmeyi hani mesafe olsa dahi yasakladı. Bugün günlerden 26 Nisan ve yarın itibariyle Almanya'da bir nevi normal hayata geri dönüş adımları başlıyor. Bunun nedeni de Almanya'da vaka sayıları kontrol altına alınmış durumda veya Alman hükümeti öyle olduğunu söylüyor. Evet, onun dışında yine hala yükseliyor galiba ama kontrollü yükseldiğini iddia ediyorlar. Evet. Yarın itibariyle neler oluyor? Yarın itibariyle 800 metrekareye kadar olan dükkanlar açılıyor. Devlet ve üniversite kütüphaneleri açılıyor. Diğer mesela araba ve bisiklet dükkanı gibi dükkanlar açılıyor ve son sınıflar mezun olabilmeleri adına okula dönüyor. Bunun dışında bu durumu kontrol altına almak adına toplu taşımalarda ve marketlerde maske kullanma zorunluluğu getirildi. Yani bu ne demek? Markete giderken veya otobüse, S-Bahn'a binerken maske takmak zorunlu. Fakat Türkiye'den farklı olarak burada zorunlu olmasına rağmen devletin kimseye maske dağıtmak gibi bir planı kesinlikle yok. Herkes kendi maskesinden sorumlu dedi. Ve burada şöyle bir şey de var. Eczanelerde maske bulabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey. Maskenin fiyatı normal herkesin kullandığı cerrahi maskeler 2,5 Euro'dan başlıyor. Ve eğer kumaş maske almak isterseniz, yani herhalde yıkanabiliyor olduğu için 7,5 Euro'dan başlıyor. Yani burada da kesinlikle inanılmaz bir fahiş fiyat söz konusu. Almanlar kızgın. Evet. Almanlar kızgın derken bir de şöyle bir şey var. Yavaş yavaş Almanya'da bu sürecin uzamasından dolayı Almanya'da protestoların başladığı haberleri geliyor. Bu protestolar neler? İnsanlar sokağa çıkıp eylem yapmıyor tabii ki. Şöyle protestolar yapıyorlar. Dükkan sahipleri, özellikle restoran sahipleri belli bir tarih olmadığı için boş sandalyelerini sokağa dışarı çıkartarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Evet, onun dışında şöyle bir tepki vermişler, aynı şekilde restoran sahipleri. Devlete güvenimizi kaybettik çünkü bu yasakların ne zaman biteceğinin kesin tarihini bize vermeleri lazımdı. Devlete küstük demişler. Evet. Burada aslında yorumu birazcık size bırakıyoruz. Evet, yani bu protestonun, bu kampanyanın adı da Empty Chair kampanyası. Yani boş sandalye kampanyası. Ve bunu ara ara dükkanların önünde boş sandalye gördüğümüz oluyor. Demek ki bundan dolayıymış. Onun dışında mesela biraz karşı komşumuzu söyleyelim. Karşı komşumuz kaç yaşındadır? 80 var mı? 80-85 vardır rahat. 80-85. Ve tek yaşıyor. Evet, ve tek yaşıyor. Dün apartmanın çıkışında karşılaştık. Şu şekilde boğazlı kazak giymişti ve böyle markete gidiyordu. Ne oldu diye sorduk. Ya benim maskem yok dedi. Cep telefonu kullanmıyorum. İnternetten alışveriş zaten nasıl yapılır bilmiyorum. O yüzden de maskeyi nereden bulacağımı bilemedim. Ben de böyle boğazlı kazak giydim, böyle gidiyorum dedi. Ve mesela bu durumu aslında hiç yadırgamamıştı. Evet, ya biz her hafta aslında markete gitmeden önce kapısını tıklayıp soruyoruz hani bir ihtiyacın var mı diye. Ancak bugüne kadar bize pek bir sipariş vermedi. Daha doğrusu belki de vermek istemedi. Dün ama de aynı öneriyle gittik. Hani vermek ister misin, biz seni yerine alalım dedik ama hiç istemedi. Biz de herhalde bir bildiği vardır diye düşünüp okey dedik. Ama sen ona bir maske şeyi buldun galiba. Aa evet, bu arada evet. Bizi Instagram'dan takip edenler re sunucu paylaşacağım. Biz hemen geliyorum. Geçen gün Asya'yla elektrik süpürgemizin filtresini değiştirirken elimize aldığımızda, yani şu an dışarıda satılan maskelere benzer bir malzemeden oluşuyor ve üzerinde antibakteriyel filtre, yani
tamamen dışarıda satılan filtrelere benziyor ve biz şöyle bir şey düşündük. Bundan... Köşelerini keserek yani 4 tane filtre oluşturabiliriz diye, daha doğrusu maske oluşturabiliriz diye düşündük. Yanımızda lastiklerimiz de var. Eğer olursa Instagram'dan oldu diye size duyuracağız. Tabii buna doktor arkadaşlar veya bu konuda uzman arkadaşlar bize öneride bulunursa seviniriz. Bu gerçekten işe yarar mı yoksa kendimizi mi kandırıyoruz? O konuda yardımcı olurlarsa da seviniriz. Olursa birkaç tane teyzeye. Evet, ona da vereceğiz bu arada. Bu arada bunun testi varmış. Şöyle mum yakıp içinden üflüyormuşsun, sönerse... Bunun sönmesi mümkün değil. Bundan bence nefes almak bile zor olabilir. Neyse, yani konuyu çok da dağıtmadan, eğer olursa size haber vereceğim. Yani evde çok kolay bulunabilen bir malzeme aslında. Kısmet. Ve kaliteli bir malzeme. Şimdi birazcık ciddileştik. Bu Almanya'nın hayata dönüş kararıyla ilgili ne hissediyoruz ve fikirlerimiz nedir? Açıkçası onu biraz sizinle paylaşmak hem de sizin fikrinizi almak istedik bu konuda. Evet, bu karar aslında birçok insanın düşündüğü şekilde ekonomik temellere dayanıyor. Bunu biz de kabul ediyoruz. Evet, ekonomi çok önemli olduğu için bu kararlar alınıyor. Ancak Almanya'da, özellikle Bavyera'da şu an alınan başka bir karar daha var. Bu kararda Oktoberfest'in yani 1.2 milyar evet, dolarlık bir ekonominin, euronun iptal edilmesi. Yani Oktoberfest 2020 iptal edildi. Yani insanın kafasında aslında şöyle bir soru işareti oluyor. Madem bu kadar ekonomik nedenlere dayalı bu karar alınıyor, neden Oktoberfest ki kaldı ki 3-4 ay sonraki bir festival iptal ediliyor? Yani Almanya'nın tutumu burada şöyle, kârdan zarar etmekle kesinlikle bir problemi yok. Bu yüzden de 1948'den beri hiç iptal edilmemiş olan Oktoberfest'i iptal etti. Ama onun dışında cepten daha fazla bakmak istemediği için insanlara bir an önce bu hayata dönüş kararını almak istedi diye düşünüyoruz. Peki biz hazır mıyız insan içine girmeye? Buna cevabım benim hayır olacak ama bunların da nedenleri var. Evet, yani şöyle, mesela diyelim ki restoranlar açıldı, gidecek miyiz restoranda dışarıda yemek yemeye? Kesinlikle gitmeyeceğiz. Spor salonumuz açılıyor pazartesi günü, spora dönebilecek miyiz? Hayır, gitmeyeceğiz. Ve bence Almanya'da çok fazla insan da bizim gibi düşünüyordur. Evet, bu kararların bir bakıma yanlış karar olduğunu düşünüyorlar. İşin özeti, bizce Almanların çok büyük çoğunluğu da aynı bizim hislerimizi paylaşıyor. Daha doğrusu Almanya'da yaşayanlar diyelim. Fakat hükümet bu aldığı kararın doğru olduğu konusunda çok emin konuşuyor. Biz ise bunu gerçekten de bir umut ışığı olarak görmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz, Türkiye'de normal hayata dönmeyi bekleyen, restoranları kapananlar, iş yerleri kapananlar, maddi sıkıntı içinde olanlar bir yana, aynı şekilde kendi gelecek kaygısı yaşayan bizim gibi gençler de çok fazla. Ve biz gerçekten de çok fazla normal hayata dönmek istiyoruz. Ve koronadan önceki normalimize dönmek istiyoruz. Ve bu pazartesi gününden itibaren başlayacağımız sürecin eğer başarılı olursa, ki olacağını umarım, herkese bir umut ışığı olmasını istiyoruz. Bu videoyu çekme sebebimiz de aslında buydu. Evet. Umarız gerçekten her şey böyle söylenen gibi güzel sonuçlanır ve diğer ülkelerde bundan yararlanır bu bilgilerden ve bu süreç herkes için olumlu sonuçlanır, umuyoruz. Tüm dünya adına bunu umuyoruz deyip kapatalım mı? Evet, şimdilik Almanya'dan vereceğimiz bilgiler bu kadar sayın seyirciler. Gelişmeleri, gelişmeleri size haber edeceğiz. Evet. Fakat Instagram'dan da takip ederseniz oradan gelişmeleri. Evet. Gelişmeleri buradan takip edebilmek için kanalımıza abone olmanız lazım. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve içerik üretmeye devam etmemizi istiyorsanız kanalımıza şuradan abone olup zile basmayı unutmayın. Evet. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.